Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'de bulunan altın madenleri, hem işletilen altın madenlerini hem de işletilmese de e, karlı olarak görülmeyen, işletilmeyen fakat altın yataklarının olduğu, altının olduğu bölgeleri il il anlatacağım Arkadaşlar bu videomda videomun sonuna kadar izlerseniz nerelerde alt amatörce altın arayabiliriz ee, buradan hem vakit geçiririz hem doğayla baş başa oluruz hem de e, ufak tefek altın bulup e, bütçemize katkıda bulunabiliriz bunları il il anlatacağım arkadaşlar hangi bölgede hangi akarsu e, kenarında altın arayabiliriz bunlarla ilgili bir video olacak doğal altın insanoğlunun yararlandığı ilk metal olduğu düşünülmektedir arkadaşlar bozulmaması pırıltısı ve az bulunması her dönemde ilgi görmesine neden olmuştur dünyanın hemen her yerinde altın vardır ancak bazılarında binlerce ton bazılarında da birkaç gram birkaç kilo altın vardır bu da doğanın bir takdiri diyelim arkadaşlar. E, uzmanlar e, toprak değerlerine, toprak rengine, çevredeki bitki örtüsüne ve pek çok farklı bilgiye göre değerlendirme yaparak altın yoğunluğunu keşfederlerdi eskiden. Demiri çok olan toprakta altın çok olur derlerdi. Bu çalışmalar eskiden gerçekten gözleme daha çok dayalı olduğu için biraz zordu fakat şimdi teknolojinin gelişmesiyle birlikte e, altın olan bölgelerin tespiti daha kolay olmaya başladı. Altın yaygın olarak içinde pek çok mineral bulunan karakum toprak türünün olduğu bölgelerde ve e, kuvars kayalarının arasında daha çok bulunur. E, çoğunlukla da altın madeni büyük kütleler halinde olmaz. Toprak arasında ince pullar şeklinde kayaçların arasında zerrecikler halinde damarlar halinde Bulunur. Arkadaşlar altın tespit edildikten sonra çeşitli kazı yöntemleriyle tonlarca toprak çıkartılır ve maden yoğunluğuna göre verimliliğe göre değişse de bir ton topraktan 5 gramla 10 gramın üzerinde altın çıkarılır. 10 gramın üzerinde olması tabii ki çok daha karlı bir maden olduğunu gösterir. Çıkarılan altın karbon ve siyonür gibi kimyasallar kullanılarak saf hale getirilir arkadaşlar. Altında ülkemizin dünya rezervlerinde ne durumda olduğuna bakacak olursak bizim de yaklaşık yüzde iki paya sahip biz arkadaşlar dünya altın madenleri rezervinde bu da Türkiye altın madeni bakımından zengin bir ülke olarak görülmektedir. Arkadaşlar şimdi e, isterseniz haritayla bir bakalım e, hangi bölgelerimizin altın olarak şanslı bölgeler olduğuna bir bakalım. İşte haritada da gördüğünüz gibi arkadaşlar özellikle ülkemizin batısı yani Ege bölgesi diyebiliriz. Altın açısından çok şanslı bir bölge. Hem altın madeninin bulunması hem de altın madeni işletmesi açısından da zengin bir bölge arkadaşlar. Daha sonra Ege bölgesinin biraz daha işlerine doğru kaydığımızda Haritada da gördüğünüz gibi bunları il il de biraz sonra e, anlatacağım arkadaşlar. Buralarda da altın madeni oldukça fazla. E, bir kısım e, ülkemizin ortasında e, iç Anadolu bölgesine diyebileceğimiz bölgelerde yoğunlaşmış bir şekilde altın madenlerimiz ve altın yataklarımız var. E, burada e, Hatay bölgesinde bir yoğunluk görüyoruz. Karadeniz bölgesi de e, Doğu Karadeniz bölgesi de yine altın madeni açısından Erzurum'a kadar gerçekten şöyle diyebiliriz. Çorum Amasya'dan Erzurum'a kadar bu bölgede Karadeniz bölgesinin doğusu gerçekten altın madeni açısından oldukça şanslı bir bölge. Doğu Anadolu'da da biraz aşağı inersek işte Erzincan, Elazığ bölgeleri de bir kısımda Ağrı'da olmak üzere e, altı madeni açısından zengin bir ülkemiz var. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek inceleyecek olursak önce işletilmekte olan madenlere bakalım. Daha sonra Türkiye'yi harita olarak ben 3 bölgeye ayırdım. Burada da tekrar yakından inceleyebiliriz. Demiştim arkadaşlar özellikle Ege bölgesi altın madeni açısından hem altın yatakları hem altın işletmeci açısından oldukça şanslı. Bakın e, Türkiye'de altın madenleri işletilen altın madenleri nerelerde? Arkadaşlar İzmir Ovacık Altın Madeni, yine İzmir'de Çukur olan Altın Madeni, yine İzmir'de FM Çukur Altın Madeni. Gördüğünüz gibi yine İzmir'de üç tane işletilmekte olan altın madeni var. Balıkesir'de Kızıltepe Altın Madeni, yine Balıkesir'de İvrindi Altın Madeni, yine Ege Bölgesi'nde Manisa'da Sart Altın Madeni, Uşak yine Ege Bölgesi da Altın Madeni. Yine bu bölgelere yakın olarak özellikle Trakya Bölgesi diyebiliriz, Ege'nin en kuzey ucu diyebiliriz. Çanakkale'de Lapseki Altın Madeni, bunların arasında sayabiliriz. Biraz da Bursa, Eskişehir, İç Anadolu'ya yaklaşalım. Orada da Eskişehir kaymaz altın madeni var. Karadeniz bölgesi demiştik arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde de Fatsa altın tepe altın madeni, Gümüşhane midi altın madeni, yine Gümüşhane mastra altın madeni. Karadeniz bölgesinde her ne kadar altın madeni açısından zengin olsa da biliyorsunuz eğer ki çok ekonomik değilse altın çıkartmak çok akılcı olmuyor arkadaşlar. Şimdi daha Doğu İç Anadolu ve Doğu bölgelerimize gidecek olursak arkadaşlar Erzincan Çöpler Altın Madeni, Sivas Bakırtepe Altın Madeni, İç Anadolu'da Nide Bolkar Dağ Altın Madeni, Kayseri Himmet Dede Altın Madeni, Konya İnlice Altın Madeni, Kayseri Öksüt Altın Madeni. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz işletilmekte olan altın madenleri. Herkes altın madeni işletebiliyor eğer ki bir ruhsatınız var. E, ruhsatınızı almış olursanız ben burada altın madeni işletmek istiyorum derseniz çok da paranız varsa bunlar maliyetli işler ruhsatınızı alıp altın çıkarmaya başlıyorsunuz arkadaşlar şimdi bu bölgelerdeki altın madeni rezervlerinin nerelerde olduğunu gördük şimdi bu videoyu yapmamızın amacı işte iş makinelerini alıp altın olan bölgeleri kazıp altın çıkarmak değil biz bu e, altın madeni kısmının hobi kısmına bakıyoruz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi e, dağlardan, tepelerden eğer ki altın varsa ki az önce nerelerde altın olduğunu bölgelerde söyledik. Bu da bir şekilde bu bölgelerde yaşayan, e, bu bölgelerde yaşamasa da tatil için bir şekilde gitmiş olan arkadaşlarımızın e, savaklarla, panlarla amatörce e, altın aramasını, e, sağlayacak yerleri anlattık arkadaşlar. Buralarda e, altın arayabilirler. Altın niye derelere gelir? Niye akarsulara gelir? Çünkü e, tepelerdeki, dağlardaki e, eğer altın varsa bunlar e, süzülerek sularla, sellerle, heyelanlarla derelere akarlar. Dereler çünkü yeryüzeyinin sıfır noktasındadır. Burada da özgül ağırlığı yüksek olan altın e, dibe çöker. Köşelerde, diplerde, çukurlarda altın kalır. Elemek suretiyle de çok e, az miktarda, mikron miktarda da şansınız varsa belki daha fazla altın bulmayı e, sağlayabilirsiniz. Bizim bir e, zaten piknik kültürümüz var arkadaşlar. İnsanların çoğu da böyle yapıyorlar. İşte mangallarını, sandalyelerini alıyorlar. Hem piknik yapıyorlar, doğayla baş başa kalıyorlar. Kuş seslerini dinliyorlar. Hem de bir yandan hem vakit geçirmek için hem de Belki buluruz ümidiyle. Altın arıyorlar arkadaşlar. Bunu profesyonelce yapan arkadaşlarımız var mı? Evet artık profesyonelce yapan arkadaşlarımız da var. E, hatta bunun makinesini yapmışlar motorlu. Bu sabakların. E, toprağa atıyorsunuz. Onlar işte bir şekilde çalışıyor titreşimlerle. Bir yandan da derenin suyunu pompalarla alıp o toprağa süzdürüyorlar. Ve belli yerlerde e, sekeler var. Oraya altın de az önce de dediğim gibi özgül ağırlığı yüksek olduğu için... Altın en son orada takılıp kalıyor. Daha sonra da bunları topluyorlar arkadaşlar. Şimdi e, kısaca altın nerelerde olduğuna dair de ufak tefek ip uçları verecek olursak. Dediğim gibi özgül ağırlığının yüksek olması sebebiyle derin çukurlar varsa bu derelerde... İşte akarsularda o demir çukurların içine mutlaka altın çökmüş oluyor. Kara bir kum olması lazım. Demir'in olan, demir tozunun olduğu her yerde de altının olduğu söyleniyor arkadaşlar. Çünkü ya çukura doğru çökecektir ya da tümsek kaya varsa buraların etrafından da aşmayacak ve o büyük kayaların dibinde de altın çökecektir arkadaşlar. Oralarda da arayabilirsiniz. Küçük baraj gibi yerler varsa yine bu akarsularda bunların diplerinde olabilir. İşte doğal tuzaklar olur. Şelale diplerinde olabilir. Sağa sola dönen dereler, akarsular varsa tam bu dönemeçlerde olabilir. Bu tür yerlerde rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Son olarak da dünyada altın rezervleri açısından ülkemiz hangi durumda? Bu altın rezervleri altın madenleri, altın yatakları altın anlamında değil arkadaşlar. Altın rezervleri yani bir ülkenin hem vatandaşlarında hem de merkez bankasında bulunan altın miktarı anlamında söylüyorum. Hangi ülkeler ilk 10 sırada isterseniz onlara bakalım arkadaşlar ve son olarak videomuzu da sonlandıralım. 1. Amerika Birleşik Devletleri 8133 ton, 2. Almanya 3359 ton, 3. IMF 2814 ton, 4. İtalya 2451 ton, 5. Fransa 2436 ton, 6. Rusya 2294 ton, 7. Çin 1948 ton, 8. İsviçre 1040 ton. 9. Japonya 846 ton, 10. Hindistan 711 ton, Türkiye bu sıralamada 14. arkadaşlar 411 ton. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olurlarsa çok sevinirim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.